Geceleri aya baktığınızda bir su ayısı da oradan size bakıyor olabilir. Hayır, ayda herhangi bir canlı keşfedilmedi. Dünyadaki minik canlılardan birkaç bin tanesi oraya gönderildi. Bu çamaşır makinesi büyüklüğündeki cisim, aya iniş yapacak ilk özel uzay aracı olarak tasarlandı. Adı Bereşit, İbranice'de başlangıç demek. Amacı gerçekten de bir başlangıç yapmaktı. Bugüne kadar sadece ABD, Rusya ve Çin'in başarıyla uzay aracı indirebildiği Ay'a, bu kez bir ülkenin uzay ajansının değil de İsrailli 3 mühendisin geliştirdiği özel bir araç ineceği için bir başlangıç. Bir de içinde taşıdığı yolcularından dolayı. Bu uzay aracına insanlık hakkında bilgi veren dijitize edilmiş 30 milyon sayfalık bir kütüphane ve yine insanlara ait bazı DNA örneklerinin yanı sıra binlerce tardigrat yerleştirildi. Tardigrat küçük bir hayvan. Boyları yarım milimetreden 1,5 milimetreye kadar değişiyor. Yani bir kredi kartının genişliğinden daha büyük değiller. Silindir gibi bir vücudu, ondan bağımsız hareket edebilen bir kafası ve hatta gözleri bile var. Uçlarında pençeleri bulunan 8 bacağını kullanarak etrafta aheste aheste geziniyorlar. Zaten tardigrada kelimesi Latince'de yavaş yürüyen anlamına geliyor ama 1773'te onu keşfeden Alman zoolog minik bir ayıya benzettiği için su ayısı olarak da biliniyor. Ve en az böyle küçültüp içini doldurarak bir oyuncak haline getirdiğimiz ayılar kadar da sevimliler. Onları görünce böyle insanın gıdıklayası, sarılası filan geliyor. 11 Nisan 2019'da Ay'a iniş yapma manevralarına başlayan o ilk özel uzay aracının içinde dünya ve insanlara ait bilgilerin bir yedeğinin yanı sıra İşte bu minik sevimli yolcular da vardı. Fakat araç tam alçalırken dünya ile olan bağlantısı kesildi ve planlanan inişe saniyeler kala bu uzay aracı ay yüzeyine çakılarak parçalandı. Proje başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 11 gün sonra iniş yapılması planlanan bölgede oluşan çarpma kraterine ait uydu fotoğrafları da bu başarısızlığı belgeliyordu. Peki ya içindeki yolculara ne oldu? O sevimli görüntüleriyle kalbimizde taht kuran minik tardigratlar ölmüş müydü acaba? Şimdi bu canlıların miniklikleri ve sempatiklikleri dışındaki en önemli özelliklerini söyleyeyim size. Onlar bilinen en dayanıklı hayvanlar. Diğer canlılar için kesinlikle ölümcül olabilen koşullara dayanabiliyorlar. Mesela onları suda kaynatabilirsiniz çünkü 150 santigrat derece sıcaklıkta yaşayabiliyorlar. Onları buzdolabında da dondurabilirsiniz çünkü eksi 272 santigrat derecede de yaşayabiliyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Evrendeki en düşük sıcaklık olarak kabul edilen mutlak sıfır noktasına yani eksi 273.15 dereceye yakın koşullarda hayatta kalabilmek demek. Yani bırakın Antarktika'da dahil olmak üzere dünyadaki 7 kıtanın tamamında karalardaki en yüksek zirve Everest'in tepesinde ya da denizlerdeki en derin nokta Mariana Çukuru'nda yaşayabilmeyi uzay boşluğunda bile canlılıklarını sürdürebiliyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü daha önce hem uluslararası uzay istasyonuna gönderildiler hem de özel bir kapsülle yerleştirildikleri dünyanın alçak yörüngesinde 12 gün boyunca uzay boşluğunda kaldılar. Sadece aşırı sıcaklık ve soğukluk değil, aynı zamanda yüksek radyasyona da maruz kalan 3000 su ayısının %68'i dünyaya döndükten sonra sağlıklı bir şekilde yumurtlayıp çoğalmaya devam ettiler. Ve böylece koruyucu bir giysi ya da kalkan olmaksızın uzaya dayanıklı ilk ve şimdilik tek hayvan olma unvanını da kazanmış oldular. Peki bunu nasıl başarabiliyorlar? Aslına bakarsanız bu su ayılarının normal bildiğimiz ayılara benzeyen bir başka özellikleri de bir çeşit kış uykusuna yatabilmeleri. TAN adı verilen kriptobiyotik bir duruma geçebiliyorlar. Neredeyse bir ölüye dönüştükleri böyle bir durumda 10 yıllar boyunca aç ve susuz kaldıktan sonra tekrar normal durumlarına geri dönüp hareket etmeye başlayabiliyorlar. Örnek mi istiyorsunuz? Buyurun. Bu gördüğünüz minik
Antarktika'da bulunmuş. 30 yıl boyunca hiçbir şey yemeden içmeden tam durumunda kaldıktan sonra bakın normale dönerken ilk gün 4. bacağını yavaşça oynatmaya başlıyor. 6. gün tüm vücudunu hareket ettiriyor. 13. gün çevresindeki alpleri yiyerek kendine güzel bir ziyafet çekiyor ve 22. gün vücudunda 3 yumurta üretiyor. 3'le de kalmıyor. Daha sonra bunu 19'a çıkartıyor. 30 yıl neredeyse ölü gibi kaldıktan sonra 30 gün içinde çoluk çocuğa karışıp neşeyle etrafta gezinmeye başlıyor. İşte bu kadar dayanıklı bir hayvandan söz ediyoruz. Böylesine dayanıklı olduğu için onların uzayla ilgili çalışmalarda kullanılmasına ya da kullanılmak istemesine de pek şaşmamak lazım. 2011'de İtalyan bilim insanları son uzay mekiği seferine yine bir deney yapmak üzere tardigrat yerleştirdi. Bu deneyden sonra açıkladıkları bulgular, mikro yer çekimi ve kozmik radyasyonun uzay yolculuklarında tardigratların hayatta kalmasını önemli ölçüde etkilemediği ve dolayısıyla tardigratların uzay araştırmaları için çok yararlı bir hayvan olabileceği şeklindeydi. Yine aynı yıl 2011'de Mars'ın uydularından Phobos'a gönderilmek üzere hazırlanan Rus Phobos Grand uzay aracı içerisine de bu minik hayvanlardan yerleştirdiler. Ancak fırlatılan bu araç bir türlü alçak dünya yörüngesinden Mars'a yönlendirilemedi ve fırlatıldıktan 2 ay kadar sonra Pasifik Okyanusu'na düşerek parçalandı. Fakat insanlığın başka bir gezegene canlı yaşam gönderme konusundaki istekliliği hala devam ediyor. Mars'ı tardigratlarla kolonize etme konusunda son yıllarda bazı öneriler yapıldı ve bu konudaki tartışmalar da hala sürüyor. Uzay çalışmalarında tardigratları kullanma konusundaki en son ve en çarpıcı öneri içinde bulunduğumuz bu yıl yapıldı. Üstelik bu kez onları bize en yakın gök cismi olan Ay'a ya da Güneş sistemimizin içindeki bir başka gezegen ya da uydusuna filan değil, Güneş sistemimizin dışında bize en yakın olan yıldıza göndermek istiyorlar. Evet, başka bir yıldız sistemine, içinde canlı yaşam taşıyan bir uzay aracı göndermekten söz ediyoruz. Kulağa son derece çılgınca geldiğinin farkındayım ama gerçekten de böyle bir öneri bilimsel ve teknolojik yöntemleri ayrıntılı bir şekilde açıklanarak yapılmış durumda. UC Santa Barbara Üniversitesi'nden iki profesör Joel Rotman ve Philip Rubin öncülüğünde bir grup bilim insanı Interstellar yani yıldızlar arası biyolojik yolculuk konusunda oldukça iyimser bir öneri hazırlamışlar. Bize en yakın yıldıza 20 yılda gidilebileceğini düşünüyorlar. 20 yıl! İyi de dünyadan en uzak insan yapımı nesne olan Voyager uzay araçları bile 44 senedir yoldalar, daha yeni güneş sisteminden çıkıp yıldızlar arası yolculuklarını yapmaya başladılar. En yakın yıldıza gönderilselerdi bu hızla oraya ulaşmaları 80 bin yıl sürerdi. Nasıl bir teknoloji aynı mesafeyi 20 yıla indirebilir? Geleneksel yöntemlerle yani roket yakıtlarıyla kimyasal bir tahrik gücü kullanarak bunu yapabilmenin imkansız olduğu kesin. Işık yılıyla ölçülen çok uzak mesafeleri aşabilmek için bambaşka yepyeni bir teknoloji kullanmak, yeni bir itki gücü bulmak gerekiyor. İşte Starlight adlı bu deneysel projede çalışan bilim insanları itki gücü olarak roket yakıtını değil, ışığı kullanmayı öneriyorlar. Deep In adını verdikleri çok güçlü bir lazerle uzay aracını ışık hızının 5'te 1'ine ulaştırmayı planlıyorlar. Işık hızının %20'si ya da %30'una ulaşabileceklerini iddia ediyorlar ve bir yandan da ışık hızıyla kütle arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde bu hızlara insan boyutunda bir canlının ulaştırılabilmesi için henüz çok erken olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O yüzden bu bilim insanları ışık hızının %20'si hızına ulaştırmak istedikleri uzay aracının en fazla bir DVD büyüklüğünde olmasını hayal etmişler. Ve bu aracın taşıyacağı astronotlar tahmin edin kimler olacak? C. elegans ya da tardigratlar. Bunlar el kadar minik bir uzay aracına yerleştirilmeden önce uyutulacaklar. Yani az önce sizlere sözünü ettiğim o kış uykusu benzeri tan durumuna geçirilecekler. Organizma yolculuğun çoğunu donmuş halde geçirecek ve uzay aracı hedefine yaklaştığında gemideki plütonyumun ısısıyla çözülecekler. Canlanmalarının ardından organizmalar çeşitli sensörler tarafından izlenecek ve ürettikleri veriler dünyaya geri gönderilecek. Plan bu.
dünyasal kökenlerinden ışık hızına yakın bir hızla uzaklaşırken öğrenilmiş davranışlarını ne kadar iyi hatırladıklarını ve metabolizmalarını, fizyolojilerini, nörolojik işlevlerini, üremelerini ve yaşlanmalarını inceleyebiliriz diyor projedeki bilim insanlarından biri olan Joel Rodman. Bu kadar uzun yıldızlar arası yolculukların hayvan biyolojisi üzerindeki etkileri gerçekten de insanlar üzerinde oluşması muhtemel o potansiyel etkiler konusunda bazı ipuçlarını daha şimdiden vermeye başlayabilir. Evet, ilk yıldızlar arası uzay yolculuğunu yapacak olan astronotların insanlar değil de tardigratlar olacaklarını anladık sanırım. Şimdi konuya bir de tersinden bakalım. Bu sevimli su ayıları uzayın zorlu koşullarına uzun yolculuklara bu kadar dayanıklıysa dünyaya da aynı şekilde uzaydan gelmiş olabilirler mi? Aslına bakarsanız bu konuda bilinen ilk düşünce ta M.Ö. 5. yüzyılda Yunan düşünürü Anaxagoras'a ait. Tabii o zamanlar tardigratlar bilinmiyordu. Anaxagoras yaşamın tohumları diyordu buna. Panspermia adı verilen bu hipoteze göre yaşamın kökü olan bu tohumlar tüm evrene dağılmış şekilde bulunmakta. Dolayısıyla dünyadaki canlılığın kökeni bu yaşam kaynağı olan tohumlardan meydana gelmiş olabilir. Daha da ileri gidelim şimdi. Eğer biz şu anda bile tardigratları bir küçük uzay aracına doldurup bize en yakın yıldıza göndermeyi planlıyorsak, bize en yakın yıldız sisteminde yaşayan başka canlılar bunu bizden önce düşünüp tardigratları dünyaya göndermiş olamazlar mı? Sonuçta bu minik ve sevimli canlılar dayanıklıklarıyla, hareketleriyle, görünümleriyle, her şeyleriyle dünyadaki diğer hayvanlardan epeyce bir farklılar. Tüm bunları düşünmek bir zihin egzersizi yapmak açısından faydalı ve hatta keyifli olabilir ama bir bilim kurgu aşamasını da geçebildiğimizi söyleyemem çünkü ortada bir kanıt yok yeterince. Ve asıl düşünmemiz gereken konuların da daha çok etik problemler olması gerektiğini düşünüyorum ben. Başka gezegenleri ya da yıldız sistemlerini keşfetmenin bir bedeli var mı mesela? Ya da insanları Mars'a ya da başka bir gök cismine bir daha asla geri dönemeyeceklerini bile bile göndermenin etiği nedir? Hadi onları geçelim. Küçük mikroorganizmaları ya da insan DNA örneklerini uzaya, başka gök cisimlerine gönderme konusunda sizler ne düşünüyorsunuz? Karasal mikroplardan bazılarını çoktan oralara gönderdik. Ay'a inen astronotların orada bıraktıkları kaka torbalarının içindeki bağırsak bakterilerinden söz ediyorum. Videonun başında Ay'a baktığınızda bir su ayısı da oradan size bakıyor olabilir demiştim. Onlar 3 yıl önce oraya gönderildiklerinde ağır uyku yani tan durumundaydılar. O çarpışmanın etkisiyle ölmediler ya da daha sonra kendiliklerinden uyanmadılarsa eğer, önümüzdeki yıllarda çarpışmanın olduğu kratere gönderilecek yeni bir uzay aracının dehidrasyonuyla tekrar hayata döndürülebilirler. O zaman neymiş? Bundan milyonlarca yıl sonra Ay'daki yaşamın nasıl başladığını merak eden araştırmacılara şimdiden hatırlatmamızı yapalım. Bir de o kratere bakın.